Dünya liderlerinin beslenme şekilleri kesinlikle başarıları hakkında bir fikir veriyor. Kimileri gösterişli sofralardan uzak dururken, kimi de ihtişamlı sofralar haricinde masaya oturmuyor. Kimisi vegan beslenirken, kimi hayvansal gıdalardan uzak duramıyor. İşte biz de bugün sizlere dünya liderlerinin beslenme şekillerinden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir, Mustafa Kemal Atatürk. Dünya liderlerinin beslenme şekillerinden bahsedeceğimiz videomuza Mustafa Kemal Atatürk'le başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dünya lideri Atatürk bir konuşmasında ziyafetlerde çok yemek yemeyi tasarrufa aykırı bulduğunu ve sağlığa zararlı olduğunu belirtmiş. Ayrıca Atatürk'ün en bilinen özelliği sofradan aç kalkmaya özen göstermesidir. Atatürk kahvaltıyı genelde hafif yapar, bazen ayran veya sütlü kahveyle, öğle ve akşam sebze ağırlıklı beslenir ve yemeklerin yanında 1-2 dilim ekmekte az yoğurt yermiş. Bazı geceler çok acıktığındaysa peynirli omlet yaptırırmış. Ayran, yoğurt, ekmek, pilav, kuru fasulye ve kahve ise en sevdiği gıdaların başında geliyormuş. 2. Adolf Hitler. Alman Nazi lider Adolf Hitler'i tanımayanınız yoktur. 20. yüzyılın en ünlü diktatörü olarak tarihe geçen Adolf Hitler'in vejetaryen olduğunu söylersek eminiz birçok kişi şaşıracaktır. Hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen Hitler vejetaryen besleniyormuş. Et ve et ürünlerini tüketmeyen Hitler, diğer hayvansal gıda tüketimini, gaz ve sindirim problemlerini çözeceği ümidiyle sürdürüyormuş. Ekstrem seviyedeki zehirlenme korkusundan ötürü Hitler'in 15 kişilik bir yemek tadım ekibi varmış. Hitler yemeğini yemeden önce 45 dakika boyunca tadım yapan kişinin durumu gözlemleniyormuş. Tahmin edileceği gibi çoğu zehirlenerek ölmüş ve savaşın sonunda yalnızca bir kişi hayatta kalabilmiş. Peki Adolf Hitler'in vejetaryen beslenmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? 3. Vladimir Putin. Rus siyasetçi ve Rus devlet başkanı Vladimir Putin'de sıra. Putin tatlılardan en çok fıstıklı dondurmayı seviyor ve bunu özellikle kışın tükettiğini söylüyor. Bu kulağa biraz alışılmadık gelebilir. Ancak biz yaz aylarında nasıl acılı kebap yiyor ve sık sık çay içiyorsak, Rusya'da da kışın dondurma yemek aslında toplumsal bir alışkanlık. Putin de bu toplumsal alışkanlığa sonuna kadar uyuyor. Dondurmanın yanı sıra Vladimir Putin fast food ve et ağırlıklı besleniyormuş. 4. Donald Trump. Amerika'nın gelmiş geçmiş belki de en tartışmalı, en sevilmeyen lideri olan Donald Trump, kendi özel hayatındaki ilginçliklerle de herkesi şaşırtıyor. Buna Trump'ın beslenme şekli de dahil. İlk olarak Trump içki tüketmiyor, ancak kendine ait vodka markası bulunmakta. Ayrıca fast food yiyecekleri çok seven Trump'ın favori yemeği pizzaymış. Pizza bilindiği gibi elle yenir. Fakat elleri konusunda gerçekten hassas olan Trump, parmaklarının yağlanmasından hiç hoşlanmazmış. Bu yüzden de Trump pizzayı çatal bıçakla kesip yiyormuş. 5. Angela Merkel. Almanya Başbakanı Angela Merkel için beslenme konusu ayrı bir öneme sahip. Yemek yediğinde kendini iyi ve mutlu hissettiği için daha sık ve daha fazla miktarda yemeye başlayan şansölye uzun yıllardır kilo problemiyle baş ediyor. Kendisinin de yemek yapmayı sevdiği bilinen Merkel'in favori menüsü Macar usulü sebze güveci, şaşlık ve erikli kek. Peki siz Angela Merkel'in favori menüsünü nasıl buldunuz? 6. Recep Tayyip Erdoğan. Sırada ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan genel itibariyle vücudu zinde tutacak yemekleri tercih ediyormuş. Meşrubat türleri, çikolata, şeker, kuru yemiş ve lokum gibi atıştırmalık ürünleri ise sevmiyormuş. İş yoğunluğu ne kadar çok olsa da kahvaltısını ihmal etmeyen Erdoğan özellikle kahvaltıda tuz oranı düşük peynir türlerini tercih ediyor. Kendisine reçel türü gıdalar verilmezken ekmek ve benzeri hamur işi yiyecekleri tüketmiyor. Ayrıca kendisi deniz ürünü çeşitlerinden özellikle mezgit ve Trabzon kalkan balığını tercih etmekte.
Çorba türlerinden yağsız ve unsuz olanları tüketen Erdoğan'ın yayla çorbası ve sebze çorbaları vazgeçilmezleri arasında. Erdoğan yemekten önce mutlaka taze sıkılmış portakal veya nar suyu içiyor. Hemen hemen her öğününde bol yeşillik ve salata çeşitleri bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kolesterolü yüksek yiyecekler verilmezken pirinç ve nişastalı ürünler de yine yasaklılar arasında bulunmakta. Yemek menüsünde kırmızı etse hiç yok. Cumhurbaşkanının sofrasında olmazsa olmazlardan biri de meyve. Erdoğan'ın sevdiği meyvelerden biri Trabzon hurması iken en çok tükettiği meyve ise elma. Son olarak Karadeniz yöresinin ünlü mıhlaması ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçilmezleri arasında yer almakta. 7. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi'yi tanımayanınız yoktur. O, gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direnişle ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. Bu felsefe Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturmuş ve dünya üzerinde vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı olmuştur. Gandhi ilk olarak Güney Afrika'da Hint topluluğunun vatandaşlık hakları için barışçı başkaldırı uygulamış. Afrika'dan Hindistan'a döndükten sonra ise yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütlemiş. Gandhi, kısaca her durumda pasifizm ve gerçeği savunarak bu görüşlerini uygulamış bir lider. Gandhi'ye özel yapansa kendi kendine yeterli olan bir aşram kurarak basit bir yaşam geçirmiş olması. Kendi yaptığı basit kıyafetleri giyen Gandhi, önceleri vejetaryenken sonraları yalnızca meyveyle beslenmeye başlamış. Ayrıca hem kişisel arınma hem de protesto amacıyla bazen bir ayı aşan oruçlar tutmuş. 8. Barack Obama. Amerika'nın Donald Trump'tan önceki başkanı Barack Obama'da sıra. Amerika'nın ilk siyahi lideri olan Obama ve ailesi beslenmesine çok dikkat eden bir lider. Öyle ki başkanlığı süresince Beyaz Saray'ın bahçesinde organik tarım yaptırmış. Özellikle görev yaptığı süre boyunca ülke politikası olarak sağlıklı beslenmeyi özendirip obeziteyi azaltma çabaları da yoğun şekilde devam etmiş. Tüm bunlara rağmen Obama'nın sıkı bir fast food hayranı da olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. 9. Winston Churchill. Britanyalı politikacı ve Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill, ziyafete ve dolu dolu yemek sofralarına çok önem verirmiş. Yemek tutkusundan ödün vermeyen Churchill'in bu hali, başarılı insanların yaşam tarzlarına verdikleri önemi gösteriyor. 91 yaşında hayatını kaybeden lider, uzun yaşamını da muhtemelen beslenme tarzına borçlu. Son yıllarını daha çok yazarak ve resim yaparak geçiren Churchill, 1953 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış. 10. Margaret Thatcher. Sırada 28 yumurtalık diyetiyle dikkatleri üzerine çeken lider Margaret Thatcher var. İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher, 1979 seçimlerinden önce kilo vermek için özel bir diyete girmiş. Buna göre Thatcher, bol miktarda ıspanak, bonfile, viski, kahve ve haftada 28 yumurtadan oluşan bir diyet uygulamış. Bu diyette 2 haftada 9 kilo veren Thatcher, etkili diyetiyle kilo vermek isteyen birçok kişiye de örnek olmuş. 11. Henry Ford. Dünyanın önde gelen siyasi liderlerinden bahsettikten sonra gelin şimdi de alanında lider kabul edilen diğer ünlü kişilerin beslenme düzenlerinden bahsedelim. İlk sırada günümüzün en popüler otomobil markası Ford'un kurucusu Henry Ford var. Vücudunu bir çeşit araba olarak düşünen Henry Ford sadece kendi yetiştirdiği sebzeleri ve tohumları yiyormuş. Arabaların sadece doğru benzinle çalışacağına inanan Ford bu hayat felsefesini kurduğu şirketine de taşımış. Ford, hayatının son günlerine kadar kendi yetiştirdiği yeşilliklerle beslenmiş. 12. Howard Hughes. Yaşadığı dönemin en varlıklı insanlarından biri olan Amerikalı iş adamı ve mucit Howard Hughes'ün ise obsesif kompulsif bozukluğu ve mikrop fobisi varmış. Bu da onun beslenme düzenine ciddi şekilde yansımış. Öyle ki Hughes hizmetçilerinden mutfak eşyalarını plastik torbalara sarmalarını ve kullanmadan önce peçeteyle tutarak verilmesini istermiş. Tamamen organik ve sağlıklı yiyeceklerle beslenen Howard Hughes yaşadığı dönemde çevresindekilere çok büyük zorluk yaşatmış olmalı.
13. Charles Darwin. Videomuzdaki en ilginç beslenme tarzına sahip kişi ise İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin. Çünkü o hayatı boyunca keşfettiği sayısız türün birçoğunu yemiş. Bilim adamı kimliğinin dışında Cambridge Üniversitesi'nin gurme kulübüne üye olan Darwin'in bu özelliğinin arkasında her şeyi öğrenme isteğinin yattığı tahmin ediliyor. Peki siz Darwin gibi bilim insanı olsaydınız keşfettiğiniz her şeyi yer miydiniz? 14. Steve Jobs. Sırada hayatı boyunca sadece elma ve havuçla beslenmiş bir iş insanı var. Apple'ın kurucusu Steve Jobs veganmış. Jobs'ın birkaç hafta boyunca her öğünde elma ya da havuç gibi tek tip yiyecekle beslendiği biliniyor. Jobs bu şekilde bedenini temiz tuttuğuna inanıyormuş. Steve Jobs 2011 yılında henüz 56 yaşındayken pankreas kanseri yüzünden hayata gözlerini yumdu. 15. Mark Zuckerberg. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise bir yıl boyunca sadece kendi avladığı hayvanların etlerini yemiş. Bunu yaparak modern dünyanın sağladığı hazır yiyeceklerin ne kadar önemli olduğunu hatırlamak ve sürdürülebilir tarımın önemini kavramak istemiş. Ayrıca ünlü isim bu sayede kendi durumunu kendi kontrolüne almış. Mark Zuckerberg de ilginç beslenme tarzıyla listemizde olmayı sonuna kadar hak ediyor, öyle değil mi? Dünya liderlerinin ve aynı zamanda başarılı kişilerin nasıl beslendiklerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu kişilerden en favoriniz hangisi? Hangi liderin beslenme tarzını kendinize yakın buldunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.